kıtasında yağmur ormanları ve çöller arasında savan denilen çayırlarda doğdu Ciciki. Çiçekler ve otlar kenara çekilince bir ağaç ve bir dikenli kaktüsün arasında dans eden maymun çıktı ortaya. Arka kısımdaki su birikintisinin başında hayvanlar. Güneşli bir gün. Ciciki pembe çiçekleri olan bir ağacın tepesine konmuştu. Havalanıp Bangu'nun peşine takıldı. Hey Ciciki! Biraz daha hızlı uç. Derse gecikiyoruz. Tak tak! Ama çok değişik bir çiçekti. Kokusu ta buradan duyuluyor. Keşke daha yakından bakabilseydim. Yere indiler. Baksana, herkes sınıfa girmiş. Aa evet, bahçede kimse yok. Mantar ileride. Çiçeğe ders dönüşü birlikte bakarız, olur mu? Tak tak. Hey mantar, sen de mi geç kaldın? Yolda çok güzel bir çiçek gördüm. Hayatımda gördüğüm en ilginç çiçekti. Ortasında... Sen hasta mısın mantar? Yüzün çok soluk. Karnın mı ağrıyor yoksa? Ben... Mantar neyin var? Bir şeyim yok Ciciki. Evet, hadi bakalım herkes yerlerine. Dersimiz başlıyor. Günaydın çocuklar. Ama bugün dersimizde... Bir şeyim yok dedim Ciciki. Neden fısıldaşıyorsunuz bakayım orada? Ben... Bir sorun mu var Ciciki? Ben... Bir sorun yok. Sadece yani... Çiçek görmüştüm. Ondan dolayı. Okul dönüşü birlikte bakarız demiştim Ciciki. Ders sırasında okul dışındaki olayları konuşmuyoruz değil mi Cicikiciğim? Evet baba tak takım. Öğretmenim. Ağaç dallarında yapılmış okulları küçücük. Evet. Bugün anlattığım gibi bu sene göç yolumuzda yaptığımız değişiklik tüm sürüyle birlikte bizleri de etkileyecek. Teneffüs zilimiz çaldı. Hepiniz biliyor olmalısınız. Bugün okul yarım gün. Anlaşıldığı üzere herkes biliyor. Öğleden sonra bir toplantıya gitmek zorundayım. Bu yüzden yeni yolumuza nasıl hazırlanacağımızı yarın anlatacağım. Yeni yolumuza nasıl hazırlanacağız acaba? Bunu öğrenmek için yarına kadar beklemek zorundayım. Keşke okul tam günü olsaydı. Yerleri ters ters baktılar. Hiç acelesi yok aslında. Yarın öğrensem de olur tabii. Ağacın altında yemyeşil çimlerin üzerinde durmuş konuşuyorlar. Leyleklerin iki tane çırpı gibi ince uzun bacakları, iki büyük kanatları var. Mantar, derste seni... Daha önce ben de bu kadar değişik bir çiçek görmemiştim. Tak tak. Değişik derken? Bir çiçek ne kadar değişik olabilir ki? Çok değişikti Milah. Çiçek gibi bir sapı vardı ama biraz yakınlaşınca dikenleri vardı. Sanki... Dikenli çiçek olur mu hiç? Hem Ciciki, baksana sen bile tam görmemişsin. Vardı sanki diyorsun. Uçarken rüya görmüş olmayasınız. Bangu acele ettirmeseydi gördüğüm şeyden emin olabilirdim. O çiçek benim de çok ilgimi çekmişti Ciciki. Ama acele etmeseydik okula geç kalacaktık. Tak tak. Birlikte gidip daha yakından bakalım mı ne dersiniz? Sonra da göle yıkanmaya gideriz. O zaman ne duruyoruz? Yarışa var mısınız? Tak tak. Ciciki, sen neden bekliyorsun? Mantara baksana. Hasta galiba. Hey mantar, bizimle göle yıkanmaya gelmiyor musun? Hem çok ilginç bir çiçeğe bakacağız. Her gün yıkanıyoruz zaten. Bugün değişiklik yapıp burada duracağım. Çiçeğe de siz bakın. Yarın bana anlatırsınız. Bangu yere indi. Mantar, yüzün bembeyaz.
Sen gerçekten hastasın. Bu yüzden mi uçmuyorsun? Tak tak. Hasta falan değilim ben. İstediğim yere uçabilirim. Madem iyisin, o zaman bizimle geliyorsun. İyiyim tabii. Tamam, geliyorum. Hey, nerede kaldınız? Hani yarışıyorduk? Biz de arkamızdan geliyorsunuz sandık. Neden bekliyorsunuz? Mantar hastalığı. Tamam, anladık. Kapatabilir miyiz artık şu konuyu? Bizimle çiçeği görmeye gelecek misin mantar? Çiçeği yakından inceledikten sonra göle yıkanmaya gideceğiz. Çok eğlenceli bir gün olacak. Kızlar önden uçuyorlar. Arkada Bangu ve mantar. Mantar çok hasta. Kanatlarını zar zor indirip kaldırıyor. Mantar, iyi misin? Tabii ki iyiyim. Kendini kötü hissedersen uygun bir yere konup dinlenebiliriz. Kendimi kötü hissetmek mi? Ben gayet iyiyim Bangu. Sen kendi uçuşuna bak. Bir yere çarpmayasın kafanı. Cicik'in kahverengi saçlarını başının üzerinde toplayıp toka takmış. Geri uçup Bangu ile mantarın arasına girdi. Mantar hiç iyi görünmüyor. Yardım etmek istedim ama baksana ben iyiyim diyor. Mantar da benim gibi bazı şeyleri söylemeye çekiniyor olabilir. Neden çekiniyor anlamadım. Tak tak. Yani bazen herkesin bilmesini istemezsin. Doğru söylüyorsun Cicik'i. Evet, belki. Bizim anne taklakımız doktor değil mi? Mantarı ikna edip bizim yuvaya götürelim. Belki ne olduğunu anneme anlatabilir. Aferin Cicik'i. Bu çok iyi bir fikir. Tak tak. Peki mantarı nasıl ikna edeceğiz? O işi sen bana bırak. Ya Pervaz ve Mila'ya ne söyleyeceğiz? Gerçeği tabii ki. Tak tak. Bence de en doğrusu bu. Bangu öne uçtu. Mantarın durumu size anlattığım gibi arkadaşlar. Biz onu alıp yuvaya götüreceğiz. Sonra hep birlikte yanınıza geliriz. Ay, çok merak edeceğim sizi. Biz de gelsek olmaz mı? Mila lütfen öyle bakma. Size anlattım nedenini. Umarım mantarın önemli bir şeyi yoktur. Hadi sen git. Bize iyi haberler getir Bangu. Bangu, mantar ve Cicik birlikte uçuyorlar. Aa, sanırım kanadımın ucuna bir şey oldu. Yuvaya gidip anneme göstermem gerekiyor. Aa, geçmiş olsun Bangu. Çok ağrıyor mu? Pek değil ama annem baksa iyi olur. Hem kanadımı biraz dinlendirmek iyi gelebilir. Tak tak. Ben de çok susadım. Eve gitmişken su içerim. Mantar, sen de geliyorsun değil mi bizimle? Ben yani biraz dinlensem iyi olabilir. Anne taktakım bizi görünce çok sevinecek. Yuvalarına indiler. Yuvanın önünde bir posta kutusu var. Anne! Biz geldik. Hoş geldiniz. Mantar da mı geldi? Anne, içeri gelsene bir dakika. Ne oldu Bangu? Bir sorun mu var? Mantar hasta galiba ama bizden saklıyor. Saklıyor mu? Dışarı baktılar. Baksana, habire karnını tutuyor. Anladım. Sanırım ona ne olduğunu biliyorum. Ama önce muayene etmem lazım. Mantar, oğlum, neden karnını tutuyorsun? Ben sanırım... Evet, dinliyorum. Ben... Evet, sen? Anlatırsam... Herkes bana gülecek yine. Neden güleceklermiş anlamadım. Bebek bileylekken merak edip zehirli mantar yediğimi öğrendiklerinde gülmüşlerdi ya. Ama o zamanlar sen daha bebek bileylektin. Minicektin. Şimdi neden güleceklermiş anlamadım. Ama ben yine bazı şeyleri... Yaptıklarını hatırladılar. Abur cubur ne bulduysa kanattan kollarına doldurmuş ağzına tıkıyor. Bazı şeyleri derken... Annemin az yemelisin dediği bazı yiyeceklerden yedim. Hem de dayanamayıp çok yedim.
Ah mantara, şimdi anladım. Sen çok fazla abur cubur yemişsin. Abur cuburun fazlasının zararlı olabileceğini düşünemedim. Mantara oğlum, yediklerine dikkat etmezsen işte böyle sağlığına zarar verirsin. Öksür bakayım. Annem hepsi aynı anda yenmez demişti. Ama ben dayanamadım. Hepsini yedim. Bu çok kötü olmuş mantar. Şimdi iyileşmene yardımcı olacağım. Ama sen de bana bir daha haddinden fazla abur cubur yemeyeceğine ve dikkatli besleneceğine söz ver bakalım. Söz veririm. Karnım öyle ağrıyor ki bir daha uzaktan bile görmek istemiyorum öyle şeyleri. Aferin benim mantar oğluma. Abur cuburları hepimiz dikkatli tüketmeliyiz. Sağlığımıza özen göstermeliyiz. Cicik'i bahçede ağzında pembe çiçekli. Aa, ne güzel bir çiçek. Çiçekleri çok seviyorum. Ne? Çiçek yemeyi çok mu seversin? Çiçek yenmez ki. Çok komiksin. Sadece çiçekleri çok seviyorum dedim mantar. Mantar, anlaşılan sen hiç değişmeyeceksin. Baksana aklın hala yemekte. Hamburger, pizza, kola, patates kızartması. Sağlıklı beslen, güçlü ol. Taze taze ye. Gel sen de katıl bize. Kötü beslenme, orada dur. Abur cubur yeme. Ben hastalanmam deme tak tak. Ne yersem taze, sağlığım yerinde. Haydi sen de katıl bize. Sağlıklı beslen. Çizgi filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com Yönetmen Altuğ Demircioğlu, yapımcı Osman Alkan, Bay Bilgi Dolu Doğuş Aydın, Balşeker Hanım Şeyma Ayık, Cicik Gizem Gülen, Bangu Onur Kırış, Simin Merve Özçubukçuoğlu, Sakar Sinan Yıldırım, Tola Sema Kahraman, Mila Didem Atlıhan, Mantar Fatih Özkul, Tomtom Bulut Buldu, Şifacı Leylek Ana Yaşar Özdemir, Dalda Bey Ali İhsan Bozdemir, Perinaz Suzan Ocun. Bu program TRT tarafından Union Media şirketine yaptırılmıştır. 2014.